Hoş geldin. Merhaba hocam. Nasılsın? Teşekkürler, siz? Teşekkür ediyorum. Bu arada yani bal konusunda da ciddi paylaşımlarınız var. Yakından takip ediyorum. Şimdi arkadaşlar dedim ki ya bu böyle şişede mi olur dedim, böyle yapmayalım. Nasıl yapalım dediler. Bu poşetlere koyalım. Ondan sonra hücumda söyleyeyim. Altına da işte böyle, yani şey böyle şeker çubukları var ya, adını söyleyeceğim, marka gibi olacak da o yüzden söyleyemem. Aynen. Dilim dönmedi. Ben de diyecektim. Ondan sonra neyse onu koyalım, çıkartsınlar, çocuklar yalasınlar filan. 50 türlü denedim. Kasaptan poşet, ince naylon aldım, olmadı. Streç film aldım, olmadı. Piknik poşeti aldım, olmadı. Pasta süsü yapmak için böyle sıkıyorsunuz, ne o? İşte krema. Süslemek için krema, evet. Krema şeyi, krema torbası denedim, olmadı. Bal inanılmaz bir şekilde naylona yapışıyor. Peki şu tezgahın başına geçelim. Tamam. Balda farklı tipler de var. Kalori değişiyor mu cinsi değiştikçe? Yok hocam, kalori değişmiyor. Ancak vitamin mineral oranları, yani mineral oranları daha çok değişiyor. Özellikle çam balından bahsedecek olursak demir içerikleri çok daha yüksektir. Dolayısıyla demiri yükseltmek isteyen kişilerde biz genelde çam balını tavsiye ederiz aslına bakarsanız. Ama genel olarak baktığınızda dediğim gibi aşağı yukarı bir yemek kaşığı 65 kalori civarında oluyor. Dolayısıyla sadece bir çiçek balı, işte çam balı farklılıklar oluyor. Tabii ki glikoz ve fruktoz oranları birbirinden farklı. O yüzden işte kristalleşme süreleri birbirinden farklı oluyor. Tatlılık oranları birbirlerinden azıcık farklı oluyor. Çünkü çam balı biraz daha koyu bir bal. Bir de aynı zamanda şekeri birazcık daha az. Ve böyle glikoz oranından kaynaklı, fruktoz oranından kaynaklı. Ve böyle acı bir tat bırakmaz aslında tükettiğinizde. Ama çiçek ballarını tüketirseniz hafif böyle bir yakıcı bir tat bırakabilir. Böyle kestane balı. Geçtiğini hissediyorsunuz adeta. Aynen öyle. O yüzden aslında bunlar tamamen içerisindeki sonuçta bir karbonhidrat kaynağı bizim için. Enerji verici çok iyi bir kaynak. Tamamen içerisindeki şeyden kaynaklı glikoz, fruktoz oranlarından ve su oranlarından kaynaklı değişimler yaşayabiliyoruz. Peki şimdi şöyle içeriye baktığımız zaman az önce söylediğiniz bir sürü şey var. Balın içerisinde farklı tipte şekerler var. Evet. Sakkaroz, maltoz, işte glukoz, fruktoz, her çeşit şeker var. Yaklaşık %80'ini karbonhidratlar oluşturuyor aslında. Doğru, evet. Dolayısıyla çok yoğun bir şeker kaynağıymış gibi gelirken ama baktığımda literatürler diyor ki siz diyor bir şeyi balla tatlandırmak isterseniz balın tat tomurcuklarınızda bıraktığı tatlı hissi o kadar fazla ki normal şekerle karşılaştırdığınızda bir şeker, yani bir, diyelim bir yemek kaşığı şeker kullanacaksanız aynı miktarda tada, tatlılığa balda yarım kaşıkta ulaşabiliyorsunuz. Doğru. O tatlı hissinden dolayı. Bu farklılıklar bunu getiriyor belki de. O yüzden zayıflayan kişiler bal kullanamaz demiyoruz. Diye bir şey yok. Aynen öyle. Yani normalde Dünya Sağlık Örgütü, ya daha doğrusu diyet yaparken kişilerde yaklaşık olarak şeker ikamesi kullandığımızda %5-10'larında rahatlıkla total kalorimizde zaten enerji alabiliyoruz. Dolayısıyla bu aslında bal bizim için çok güzel bir alternatif. Arıların bize sunduğu mucizevi bir besin gerçekten. Tüm ilave şekerlere, şekerler yerine bal bir alternatif olabilir mi? Kesinlikle. Özellikle zaten şeker ikamesi olarak kullanabiliyoruz. Bir de her şeyin içerisinde kullanıyoruz. Genelde en büyük tartışmalardan birisi aslında bu HMF oranı biliyorsunuz. Dolayısıyla biz acaba ısıttığımızda oluşan bu HMF'nin etkisinden biraz böyle balı kullanırken çekiniyoruz açıkçası. Dolayısıyla yapılan çalışmalar aslında şunu gösteriyor. Mesela bir bitki çayınızın içerisine, çayınızın içerisine ya da bir sütünüzün içerisine bir 10 dakika kadar aslında koyduğumuzda o bizim tahmin ettiğimiz kadar HMF değeri yükselmiyor aslında bakarsanız. Dolayısıyla ondan o kadar korkmamız gerekmiyor. Biz de böyle çok korkutuyorlar tabii ki HMF'dir. Keza bir pekmezle karşılaştırdığımızda 100'dür. Şu anda en popülerlerden birisi hurma şurubu. Mesela onun da 100'dür. Yani hani ikame olarak şeker yerine bunları kullanmaya çalışıyoruz ama bal gördüğünüz gibi 20'dir değeri. Çok daha iyi bir alternatif ona bakarsan. Hem iyi bir alternatif, hem daha az kullansan aynı tada ulaşabilirsin. Evet, bir de besin değeri de çok kıymetli bizim için. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.